İlk olarak ben erkekleri çok ilgilendiren bir konuyla gireyim o zaman. Araba. Şöyle yaptık. 2020 model Polo'yu seçtik. Dediğim gibi iPhone 12 256 GB seçtik. Yakıt Avrupa'da, Yunanistan'da pahalı. Evet. Burada 198 tane alınabiliyorken Türkiye'de 75 tane. Ama burada yılda iki kez bir ikramiye var. Bu sefer onu da katmıyoruz işin içine. Vaziyet bu. Yani yine iki katı. Yine iki katı, evet. Maalesef burada da sınıfta kaldık. Galiba. Bir diğer madde benim için önemli. Hayatımdaki yeri büyük. Makarna. Ben de neticeğinden merhaba. Aslında karavan sohbeti olacak bir konuyla yine sizlerle birlikteyiz. Ama malum pandemi süreci devam ettiği için bu kez size evimizin bahçesinden seslenelim istedik. Türkiye ve Yunanistan'la ilgili bir alım gücü karşılaştırması yapacağız. Belli kategoriler belirledik, ürünler seçtik. Bunlar üzerinden karşılaştıracağız. Celalettin, sen başlamak istersin bence. Daha önce asgari ücretle alakalı bir video yapmıştık. Şimdi daha çok alım gücüyle alakalı yapacağız. Çünkü insanlar genelde şöyle bir hataya düşüyor. Euro bu kadar, TL bu. Şurada şu, böyle bir şey yok arkadaşlar. Her ülkenin aslında birim fiyatı denilen alım gücü o ülkenin gücünü evet. gösteriyor. Yani burada daha önceki videomuzda biz 750 euro üzerinden hesaplamıştık asgari ücreti. Birçok soru gelmişti çünkü burada net asgari ücret 650 euro kesintilerle birlikte. Ama burada yılda iki kez bir ikramiye var. Bu sefer onu da katmıyoruz işin içine. Evet. Yani amacımız aslında o güçlü bu güçlü o iyi bu iyi değil. Fikir sahibi. Evet, fikir sahibi olmanız. Yani belki biraz buraya yerleşmek isteyen olur. Ya da merak ediyor olabilirsiniz, olabilirsiniz. Sadece. Ve hemen bence maddenle başla. Evet. İlk olarak ben erkekleri çok ilgilendiren bir konuyla gireyim o zaman. Araba. Şöyle yaptık. 2020 model Polo'yu seçtik. Daha önce de bununla alakalı bir soru almıştım. Bir motor 2021 Polo Trendline boş paketi Türkiye'de 188.000. Buradaki fiyatı da 14.800 euro. Burada bir asgari ücretle çalışan bir kişi yaklaşık 22 ay çalıştığı zaman bu arabanın sıfırını alabiliyor. Sence Türkiye'de ne kadardır? Ama şimdi cevapları biliyorum. Haksızlık olur söylersem. Türkiye'de de 66 ay arkadaşlar. Yani 2830 evet, çarpı 66 bin, 188 bin yapıyor. Yaklaşık bu alımı yani yaklaşık 3 kat daha fazla bir zaman var. Burada bir kişi yaklaşık 1,5 senede alırken Türkiye'de 3 seneden daha fazla bir sürede, 5 senede falan alabiliyor. Vaziyet bu. O zaman ikinci maddeyle devam ediyorum. İkinci maddemiz de telefon. iPhone 12 seçtik telefon olarak. Bu arada biz bu karşılaştırmalarla ilgili Instagram'dan bir anket yapmıştık. En çok hangi ürünleri karşılaştırmamızı isterseniz demiştik. En çok gelenler içerisinden derledik bunları. Yani daha sonra bu videonun devamını çekersek, eğer siz severseniz farklı ürünlerde yapabiliriz. Hemen notlarıma bakıyorum. Benim ilk maddemde dediğim gibi iPhone 12 256 GB seçtik. Bu da 1500 euro. Türkiye'de 12.500 lira fiyatı baktığımızda. Yunanistan'da 2 ay 10 gün çalışarak alabiliyorsunuz. Türkiye'de de 4,5 ay. Yani yine 2 katı. Yine 2 katı, evet. Ben yine ilk maddeyle bağlantılı bir konuya değineceğim. Aracı aldık. Bunu almak için yakıt lazım. Yakıt şöyle arkadaşlar, yakıt Avrupa'da, Yunanistan'da pahalı. Evet. Yani çok pahalı. Almanya'da bile buradan daha ucuz ki Almanya asgari ücreti buradan çok daha fazla. Ama yine de bu konuda maalesef ki Türkiye'nin yakıt alım gücü buradan daha düşük. Burada yakıtın litresi benzin, 95 oktan benzin, 1.4 euro. Değişiyor bu. 1.3 oluyor, 1.5 oluyor ama ortalama 1.4. Hatta biz şöyle yaptık. İki tane aynı istasyonun fiyatlarını aldık Türkiye'de. Burada 1.4 euro arkadaşlar. Yaklaşık 464 litre benzin alabiliyorsunuz. Bütün asgari ücretinizle. Türkiye'de ise fiyat şu şekilde. 7.20'den aldık benzinin fiyatını. Ve Türkiye'de 390 litre alabiliyorsunuz. Yaklaşık bir 60 litre, 70 litre hatta fark ediyor. Maalesef burada da sınıfta kaldık mı? Galiba. Benzin bu arada bize en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Evet. Merak edenler cevabını almıştır diye umuyorum. Ve bir sonraki madde de sıvı yağ. Yani son zamanlarda Türkiye'de hayli konuşuluyor oldu çünkü sıvı yağ. Sıvı yağla ilgili de şöyle. Sıvı yağın 5 litresi burada 7.60 euroymuş. Türkiye'de de 59.50 olarak. Yani Migros'u galiba seçmiştik. Evet. Denk ayarda bir şey seçtik, market seçtik. Burada da daha ucuz ya da daha pahalı değil, daha orta segmentte seçmeye çalıştık. Yunanistan'dan 86 tane alınıyorken Türkiye'de maalesef 47 tane. Yaklaşık 2 katı. Yani yine şu, evet, neredeyse 2 evet, katı oluyor. Yani bazı şeyler evet, yani genelde 2 katı burada daha güçlü gibi geliyor, gösteriyor.
Ve yine erkekleri ilgilendiren bir madde. Ona göre paylaştık. PlayStation arkadaşlar. PlayStation 5'i dedik. Baz alalım. Çünkü yeni çıktı. Fiyatları belli. 4'ün birçok alternatifleri var. Burada 400 euro arkadaşlar. Yani 399 euro. Buranın fiyatı. Türkiye'de 7500 TL. Aynı PlayStation. Takip edenler biliyordur. 5'te 2 tane farklı model var. Biz aynı modeli aldık. Türkiye'de de 2,5 ayda alabiliyorsun. Yani burada 19 günde alabiliyorsun. Yani şu şekilde arkadaşlar. Toplamda Türkiye'de 70 gün. Burada 20 gün. Bu 3,5 kat gibi bir araya zaman farkı. Yine bayağı çıkıyor. Fark var. Yani burada bir işçi 20 günde çalışıp asgari ücretle PlayStation alabilirken Türkiye'deki aynı işçi 70 gün çalışıp alabiliyor. Üzücü. Kesinlikle. Sonra bir tane meyve seçelim istedik ve muz seçtik. Herkesin seveceğini umduğumuz bir meyve seçtik. Muz Yunanistan'da kilosu 1.55 euro. Türkiye'de de 9.99'du baktığımızda. Bunun görsellerini de koyacağız zaten. Yunanistan'da 420 kilo alınabiliyorken asgari ücretle Türkiye'de 283 kilo. Yani bu tavsiyeler çok göreceli bence. Yani pazarda 1 euroya da bulabiliyoruz. Türkiye'de de öyledir illaki ama. Tabii tabii. Ama ortalama dediğim gibi yani çok daha iyisini, organik işte vesaire özel üretim bulabilirsiniz ya da çok ucuzunu da bulabilirsiniz. Evet. Hep orta segmentte fiyatları belirlemeye çalıştık. Ürünleri evet. O şekilde seçtik. Bir diğer benim maddem, evet. Bu sefer herkesi ilgilendiriyor. cips baz alalım dedik. Pringles'ı en çok bilinen, Pringles'ı değerlendirelim dedik. Buradaki fiyatı yine aynı şekilde orta ölçekli bir marketten baktık. 2.16 euro. Türkiye'deki fiyatı 14.90 TL. Burada 300 tane alabiliyorsunuz bir asgari ücretle. Türkiye'de 389 tane alabiliyorsunuz. Bunda da olmadı. Yine olmadı. O zaman diğer maddeye geçiyorum. Bunda olacak. Diğer maddemiz de çadır. Neden çadır? Çünkü bir gezi ve seyahat kanalıyız. Yani en azından bununla ilgili de bir şey yapmak istedik. Çadır fiyatlarına Decathlon'dan baktık. Türkiye ve Yunanistan'da aynı modele baktık. Yunanistan'da 50 euro, Türkiye'de 620 liraydı baktığımız çadır. Yani bunu da şu şekilde hesapladık. 13 tane alınıyor Yunanistan'da. Asgari ücretin %7,5 ile alabiliyorsunuz. Türkiye'de de 4,5 tane alabiliyorsunuz. Yani bu da asgari ücretin %22'sine denk geliyor. Bunu da tane olarak hem de yüzde olarak hesapladık. Yani yine bunda mesela 3 katı. Evet. Bir diğer madde benim için önemli. Hayatımdaki yeri büyük. Makarna. Ben de ne diyecektim? Sensin. Kesinlikle benim de büyük. Teşekkür ederim. Makarnayı baz aldık. Yani makarnada da arkadaşlar yine orta bir marketin orta bir markası. Yani çok iyi makarna markaları da var ama biz ortaları genelde tercih ettik. Burada makarna 42 cent arkadaşlar. Türkiye'de 3.8 Türk lirası. Burada 1547 tane makarna alabiliyorsunuz. Türkiye'de 743 tane makarna alabiliyorsunuz. Yine bu da 2 katı. Yani şöyle genel anlamda şöyle bir şey çıktı ortaya. Teknoloji ve araç sanki 3 katı daha güçlü. Gıda 2 kat biraz gibi. Daha. Aynen. Bu son maddendi galiba. Evet. Var mıydı başka? Bitti. Benim son maddem de balık. Çipura seçtik. Hamsi seçecektik ama markette hem Türkiye'de hem burada bulamadık yani ürünü. Çipura'yı bulabildik. 300-400 gramı ortalama. Yunanistan'da 3.27 euro. Türkiye'de de yine aynı gramajlı çipura 37,5 lira. Burada 198 tane alınabiliyorken Türkiye'de 75 tane. Üzücü. Yani bu da 2,5-3 katı gibi. Yine gıda olduğu için evet. Sanki öyle geldi. Yani maddelerimiz bu kadardı. Eğer sizin de merak ettiğiniz ürünler varsa, her ne olursa gördüğünüz gibi biz çok ortaya karışık bir şey yaptık. Evet, her karşılaştırma yaptık. Siz de isteklerinizi bu videonun altına yazarsanız ve bu videoyu severseniz bunun ikincisini çekeriz. Sizin merak ettiğiniz şeyleri de yine araştırıp paylaşmaya çalışırız. Ya hatta şöyle bir sonraki videoda şöyle bir konsept de olabilir. Hani bir asgari ücretle o üründen ne kadar alınabiliyor değil de mesela Türkiye'de 12 aydaki toplam asgari ücrette, buradaki toplam 12 asgari ücrette neler alınabiliyor? Mesela bu bir yine aynı şekilde araç yani olabilir, başka şeyler evet. Oluyor. Yani farklı bir şekilde de anlatabiliriz. Ha, bu videoyu da şunun için çektik arkadaşlar. Kesinlikle dediğim gibi en başında yani yarıştırmak değil amacımız. Ya şöyle bir de bize gelen sorular aslında çok fazla. Geliyordu. Evet. Çünkü Yunanistan krizden yeni çıkmış yeni bir çıktı, ülke olduğu evet. için insanlar haliyle merak ediyor. Daha fakir görüyor burayı. Evet daha fakir görülüyor. Ya tabii ki zengin olduğu da söylenemez evet, hala. Fakir. Ama yaşam standardı açısından bizim tahmin ettiğimizden daha iyi olduğunu gördük. Biz Türkiye'deyken bunun bu şekilde olduğunu bilmiyorduk.
ve Türkiye'den buraya gelmeyi düşünen kişi sayısı da bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazlaymış. Fazla. Çalışmak için gelmek isteyen, okumak için gelmek isteyen, iş kurmak isteyen. O yüzden çok fazla bu tarz soru alınca, yani aslında o yüzden biz böyle bir video çekmiş olduk diyelim ve daha fazla uzatmayalım bence. Tamam, ben son bir şey o zaman ekledim. Sen abone ol, çok güzel söylüyorsun. Onu söylemek istersen önce. Abone olur musunuz? Desem yeterli mi? Yani şöyle arkadaşlar, biz Yunanistan'a gelmek isteyenlere veya burayla alakalı bir şeyler merak etmek isteyenlere yani 3 yıllık bir tecrübemizi aktarıyoruz aslında. Bunun karşılığında sizden hiçbir beklentimiz yok. Yani şu an her gün, her geçen gün büyüyen bir aileyiz aslında. Daha çok büyümek istiyoruz sizlerin sayesinde ve bundan dolayı kanala biliyorsunuz YouTube'da abone oluyorsunuz, yani başka bir şey yok. Zile açıyorsunuz. Evet, aktif hale getirebilirsiniz. O da Bonusu olur. Fasonun süsü olur. Şimdiden herkese evet. Buraya kadar izlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada günlük aktivitelerimizi ve burada yaptığımız gezilerimizi de Instagram adresimizden paylaşıyoruz. Orası da Rotovolta. Oraya da bekleriz sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biraz daha sonra.